Ocak tanrıçasıdır. Titanlar Kronos ile Rhea'nın çocuğu olan Hestia, yaşlı Olimposların neslinin üyesidir. Hestia hem en büyük hem en küçük çocuktur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. İlk doğduğu için kardeşlerinin en büyüğüdür. Ama aynı zamanda doğduklarında çocuklarını yutan Kronos'a kusturucu ilaç verilip çocuklar kusturulduğunda çocuklar tersine bir sırayla yeniden dünyaya geldikleri için Hestia son olarak gelmiştir. Bu yüzden en küçüktür. Hem yaşlı Olimposlular hem de genç Olimposlular evlenmeye çalıştıysa da Hestia sonsuza kadar bakire kalacağını yemin ederek onları geri çevirdi. Zeus evlilik yerine Hestia'ya her evin ortasında kurban etlerinin yağının tadını çıkarma ayrıcalığını bahşetti. Hestia aynı anda hem ateşiyle birlikte maddi ocak hem de kurbandan sızan zengin suların tadını çıkaran insan biçimli bir tanrıç olduğu için iki doğalıdır. Hestia'nın adı doğrudan ocağı ifade ettiği için adı bir tanrıçanın adıdır. Atlas'ta olduğu gibi tanrıçaya önceden sezilerek verilmiştir. Mitolojide çok önemli yer tutmaz. Birçok olayda karşılaşmayız. Ancak çok az bir mitte boy gösterir. Roma mitolojisinin karşılığı Vesta'dır. Hestia'ya genelde evlerde tapıldığı için bununla ilgili çok fazla tapınak görmeyiz. Bu bakımdan Hestia ile ilgili olan mabetlerin sayısı çok sınırlıdır. Hestia kendini evine adamıştır. Sessiz bir tanrıç olarak bilinir. Bu yüzden Olimpos'un dışına çıkmaz, dünyada dolaşmazdı. Bu yönüyle birçok Olimposlu tanrıdan farklı olarak ön plana çıkar. Ocak ifadesinin bizim kültürümüze ve başka kültürlere girmesi Hestia ile ilgilidir. Ocağı kurmak, ocağı batmak ifadesi buradan gelir.